Merhaba, ben Ankara Yeni Mahalle Doktor Ufuk Ege Anaokulu öğretmeni Seden Erkan. Öğretmenlerin gözüyle Cumhuriyet'in 100. yılında eğitim sempozyumu sunumuma başlıyorum. Atatürk'e vefa valizlerinin 81 il yolculuğunu anlatacağım. Projemiz Eğitimde kültürel miras ve değerler eğitiminin, milli ve manevi değerlerin eğitimi ve öğretimi alt temasında uygulanmıştır. Proje koordinatörlerinden biri benim, diğer proje koordinatörü öğretmenimiz Sinem Örenle, yine Doktor Ufuk Anoklu öğretmenlerindendir. Size ne sunu akışını paylaşıyorum. Problem durumu, kuramsal arka plan, bu projeyi özgün kılan özelliği nedir? Projenin amacı, yöntem, Bulgular, sonuç ve öneriler, kaynakça. Öğrencilerin milli ve manevi değerleri kazanması amacıyla birçok farklı yöntem ve teknik kullanılmaktadır. Birlik ve beraberliğin artması, müfredat kazanımlarının amacına ulaşması ve farklı yaş gruplarının sürdürülebilir öğrenmelerini sağlamak için bu projeyi hayata geçirdik. Projemizin kuramsal arka planına baktığımız zaman Milli Eğitim Temel Kanunu'nda Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren yurttaşlar olarak yetiştirmek şeklinde ifade edilmiştir. Tarih bilinci kazanmış bireyler mevcut değerleri de benimsemiş olurlar ve bu değerleri yaşayarak devamlılığını sağlarlar. Tarih eğitimi ile yerel, ulusal ve evrensel değerler öğrencilere kazandırılabilir. 1920, 1919-1922 sürecinde işgalcilere karşı verilen milli mücadele, imkansızlıklara rağmen başarma, fedakarlık, vatan sevgisi, bağımsızlık gibi değerleri ön plana çıkardığından büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda milli mücadele ve mücadelenin zaferle sonuçlanmasını sağlayan değerlerin öğrencilere kazandırılması da son derece önemlidir tarih, insanın ve toplumun nereden geldik sorusunun cevabını bilimsel yöntem ve tekniklere dayanarak araştıran ve ortaya koyan bir sosyal bilim dalıdır. Bu bağlamda milletleri bir arada tutan en önemli unsurlardan birisi tarih birliğidir. Bu nedenle milletin birlik ve beraberliğinin sağlanmasında ve devamlılığında tarih öğretimi son derece önemli bir yere sahiptir. Projemizi diğer projelerden ayıran özelliği nedir? Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm kademelerde eğitim gören 3-17 yaş arası öğrenciler ve tüm branş öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleşen Atatürk ilke ve inkılapları ile milli ve manevi değerlerine bağlı öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun ve güzel sanatlara ilgi duymalarını sağlayan sosyal, kültürel ve sanatsal becerilerle donatılmasını hedefleyen bir proje olması ile fark yaratmaktadır. Projemizde Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen kurtuluş mücadelesine olan minnetimizi göstermek üzere Türk Milli Eğitim Kanun yasa, yönetmelik ve eğitim programlarında yer alan Atatürk'le ilgili etkinliklerle 3-17 yaş arası resmi anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademeleri arasında birlik ve beraberliği sağlamak ve farkındalık yaratmayı amaçladık. Projemiz ürün odaklı betimsel bir çalışmadır. Projeye katılacak olan branş öğretmenleri, kendi müfredatlarında yer alan Atatürk'le ilgili kazanımlara yönelik öğrencileri ile bir ön hazırlık çalışması yapmıştır. Ön hazırlık çalışmasının ardından öğrencilerden bireysel ya da grup çalışmaları yapmaları istenmiştir. Öğretmenler, projeye dahil olan öğrencileri ile birlikte ortaya çıkarttıkları eserlerde Atatürk ve Atatürk sevgisi konusunu ön plana çıkartmıştır. Proje başvurularını çevrimiçi aldık. Başvuru yapan okullar arasından projeye katılım sağlayacak okullar belirlenirken, kademe, öğretmen branşı, okul türleri göz önünde bulundurulmuş ve dengeli bir dağılım gözetilmiştir. Bu proje, 2022 yılında 103 okul, 200 öğretmen ve 3000 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Projemizde 3 adet Atatürk'e vefa valizi 81 ilde 103 okulda dolaşarak 3000 öğrencinin yaptığı eserleri toplamıştır. Eserler arasında mektup, portre, kısa film, anı defteri, resim, şiir, öykü, kompozisyon, afiş, radyo tiyatrosu, broşür, şarkı, fotoğraf, video, kumaş boyama, ahşap ürünler, albümler, baskı çalışmaları ve benzeri birçok eser yer almıştır ve 174 74 ürün sergilenmiştir. Sonuç olarak projemize Projemiz sergisine 81 ilde eğitim gören, projemizde yer alan ortaokul ve lise öğrencileri, öğretmenleri ile katılmış ve konaklamaları sponsorlarımız tarafından karşılanmıştır. Proje sonucunda Atatürk'e vefa valizlerinin topladığı eserler 23 Nisan 2022 tarihinde MEP Şura salonunda. 19 Mayıs 2022'de ise Ata Fuay alanında sergilenmiştir. Projenin sergi açılış töreni, Anıtkabir Derneği Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ve Doktor Ali Güler'in konferansı eşliğinde gerçekleşmiştir. Sergi ziyaretine dönemin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakan Yardımcısı Pete Kaşkar, Ankara Valisi Vasip Şahin gibi devlet erkan, erkanları da katılmıştır. Sergimizin açılışı ve sergilenen ürünleri görüyoruz. Milli ve manevi değerlerimizi gelecek nesillere aktarmanın önemi yatsınamadığı gibi farklı branşlarla farklı konu ya da alanlarda bu çalışma yapılabilir. 2022 yılında 3 valiz ile başladığımız projemizi Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında 10 valiz, 2000'e yakın öğrenci ve 1000'e yakın öğretmen ile gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Yapılan bu araştırmanın Türkiye genelini kapsayacak ya da bölgeleri kapsayacak şekilde geniş bir biçimde ele alınması daha yararlı sonuçlar verebilir. Okul yönetimlerinin ve ebeveynlerin de bu konu hakkında görüşleri alınabilir. Katılımınız için teşekkür ederim.